Oktay, leş gibi kokuyorsun. Yine içip mi geldin okula? Bak en sonunda okuldan atacaklar, senin haberin olsun. Zaten geçen günde Muzaffer Hoca'nın arabasını yaktığın için disipline gitmiştin. Herkesin gözü senin üzerinde. Bence şu sıralar çok dikkat çekme. Ne olacak kızım ya? Sen karışma. Hem hocalar bana bir şey yapamaz. Yaparlarsa başlarına gelecekleri biliyorlar çünkü. Babam okula yaptığı bağışları keserse hepsi işinden olur. Erkek ya! Yavrum ne oluyor orada ya? Biraz daha sessiz olun. Ders işliyoruz burada. Saygısızlık yapmayın. Bütün öğrencileri ezber bilgilerle robotlaştırıp bir de saygıdan mı bahsediyorsunuz hocam? Madem böyle düşünüyorsun Oktay, o zaman neden okula gelip vaktini boş harcıyorsun? Siz para kazanabilin diye. Oktay, var ya derste hocanın ağzının payını çok iyi verdin moruk. Uzun süre kendine gelemez artık. Bu daha onun iyi günleri. Kızıyla sevgili olduğumu duyduğunda yüzünün alacağı ifadeyi çok merak ediyorum. Oha, olaya bak. Kemal hocanın kızıyla mı birliktesin? Biz not bile alamıyoruz. Sen kızını almışsın. Helal olsun valla. Tabi lan, ne sandın? Bu arada akşam bizimkileri topla, Çukur Lisesi'ndeki çocukları indireceğiz. Yine ne yaptılar? Geçen yedikleri dayak yetmemiş mi? Demek ki yetmemiş. Bizim okulun kızlarına bakmak ne demekmiş? Göstereceğim onlara. Vay, kimler buradaymış? Oktay, geçen gece uyandığımda yanında yoktun. Hemen gitmişsin. Kusura bakma Simay, sen de biliyorsun. Birisiyle bir günden fazla duramıyorum. En çok da bu huyunu seviyorum zaten. Konu sen olunca gurur yapamıyorum. Sağ ol yavrum. Bütün öğretmenleri hayatından bezdirdin. Şikayetler aldı başını gidiyor. Okulda takılmadığın kız kalmadı. Ayık kafayla derse gelmiyorsun. Ne yapacağız biz seninle Oktay? Biraz kendine çeki düzen ver lütfen. Burası eğlence kurumu değil. Burası eğitim kurumu. Biraz abartmıyor musunuz hocam? Alt tarafı okul. Önemli olan hayatın ta kendisi değil mi? Alt tarafı okul dediğin yerde. Sizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz evladım. Ben ümitsiz bakayım hocam. Siz diğer öğrencilerle ilgilenin. Kafamı yaşamak istiyorum ben. Ulan babam bağış yapıyor olmasa ben sana yapacağımı bilirdim de. P*** kurusu seni. Merhaba arkadaşlar. Ben yeni edebiyat öğretmeniniz Murat. Buraya gelmeden önce sizinle ilgili beni uyardılar. Gözümü korkutmaya çalıştılar. Ama söylenenlerin hiçbirine kulak asmadım. Sizlere önyargıyla yaklaşmadan hayat ve edebiyat hakkında bütün bildiklerimi öğreteceğim. Bütün bildiklerinizi mi? Ders kısa sürecek deseniz hocam. Sen Oktay olmalısın. Sana karşı özellikle çok dikkatli olmamı söylediler. Siz ne dediniz hocam? Her ne olursa olsun arkanda durup senin sevgini kazanacağımı söyledim evlat. Hayatım boyunca sizin gibi vizyonlu bir öğretmenim olsun istemiştim. Hayatımı değiştirdiniz Murat hocam. Artık serserilik yapmayacağım ve derslerime sıkı sıkı sarılacağım. Merhaba, Random Animasyon'a destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.